Real TV-nin Türkiyə bürosu paytaxt Ankara'dan xəbər verir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bugün növbədən kənar 7-ci kongresi keçirilir və bu kongresdə çox önəmli qərarlar veriləcək. Bir növ Türkiyə üçün çox önəmli gündür. Hansı qərarlar alınacaq bu barədə az sonra açıqlama veriləcək elə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən, amma gözləntilər nədir bununla bağlı? Bir şərh alacaq elə araşdırmaçı jurnalist Neşad Gündoğdu'dan. Hər vaxt istəyir. Mərhabalar. Türkiyə üçün bugün önəmli gündür. Hansı qərarlar qəbul edilə bilər? Hətta Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşacağı ehtimal edilir. Eşidək sizdən şərh. Evet, AK Parti 7-ci olağan büyük kongresinde diğerlerine nazaran biraz daha büyük bir revizyon çizdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 2023 manifestosu açıklaması gözlerin odaklanacağı yer olacak. Tabii normalde AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinde her olağan genel kurul sonrasında Merkezi Karar Yürütme Kurulu denilen genel yönetme kurulu içerisinde değişiklikler oluyor. Bugün biz bu değişikliklerin daha büyük revizyonist olacağını göreceğiz. Aynı zamanda 50 kişilik listenin de genişletileceği konusunda duyumlar aldık. Hatta parti tüzüğünde de büyük değişiklikler olacağı söyleniyor. Şu ana kadar artık başladı kongre. Biz de takip ediyoruz gerçekten olacak mı olmayacak mı, ama bugün AK Parti'de bir şeylerin işaret bir şeye atılacak. Ardından Türkiye'de de anayasa değişimi başlangıcında birçok değişim işaret bir şeye atılacak. Biz de takip ediyoruz. Peki bugünkü kongresin, olağanüstü kongresin esas gündemi ne? Esas mevzuları ne? Olağan kongre 81 ilde yapılan tüm seçimler sonrasında, değişimler sonrasında 1,5 yıl sonunda yapıldı. Burada AK Parti'de yenileşme gerekiyor. Her 2 yılda bir yapılan bir şey bu. AK Parti'de yenileşme gerekiyor. Bu yenileşmenin sonucu olarak da bu kongreler gözlerin odaklandığı yer oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir zaten reformdan bahsediyordu. 4-5 ay süreç içerisinde Türkiye'nin gerek hukuk gerek ekonomi bağlamında reformlar yapacağından bahsediyordu. Siyasi bağlamda bu anlamda reform yapılacağı yer burası. Neden böyle? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi biraz daha merkezi güçlendiren bir sistem. Siyasetle, kabine üyelerinin siyasetle ilişkisinin düşük olması kabine üyeleri ile vatandaşın arasındaki ilişkinin düşük olmasına neden oluyor. Bu konuda Türkiye'de 3 tane bakan dışında diğer bakanların teknokrat olduğunu görerek sonuca ulaşıyoruz. Daha önce teknokrat olmayan bakanlar bölgeye göre seçiliyordu. Türkiye'de 7 tane siyasi bölge var. Bu 7 bölgelere göre seçiliyordu ve buna göre de insanlar, evet benim işte ben Trabzonluyum, Trabzon'dan orada bir yönetici var. İşte ben Bitlisliyim, Bitlis'ten yönetici var, İstanbulluyum, diyordu ve kendi bölgesini temsil edildiği için sorunların da ona gidiyordu. Şimdi kabinede maalesef artık teknokrat bakanlar olduğu için bu bölge seçimi gözetilmiyor. Gözetilmediği için de bu bağlantıda problem çıktı. Eskiden kabineye bakanlar gidiyordu. Gitmediği için yeni sistemde bunda da problem çıkmıştı. Bakanların artık meclise gitmesi zorunlu koşulmuştu. Bu eksikliğin açık göstergesiydi. İkinci göstergesi de bölge temsilinde olmaması. Bugün MKYK'da, yani Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda, AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun genişlemesiyle aslında bu soruna çözüm bulunduğunu göreceğiz. Bölge temsili arttırılacak. İnsanlar AK Parti'deki siyaset oluşumunu kabineye aktarabilecek mekanizmayı daha güçlü hale getirecek. Birinci öncelik bence burada bugün bu olacak. Nazirlerin sayının artırılması var mı gündemde? Yani bakanların sayının artırılması gündemde olan konulardan biri mi? Evet, kabine değişikliği de bir diğer konu. Kabine değişikliği konusunda Ankara 2-3 haftadır çok sıcak bir gündem yaşıyor. Her gün Ankara kulislerinde yeni listeler ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında kabine değişikliği konusunda biraz ketum. Yani önceden açıklamıyor. Gerektiği zaman bir kararnameyle yaptı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Lakin dün AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı'nın kabinede bir değişikliğine gideceğine dair açıklama yaptı. Yani aslında Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı çalışmayı, AK Parti yönetiminde yapmış olduğu çalışmayı da bir şekilde kamuoyuna duyurarak aslında heyecan uyandırdı. AK Parti bir dönüşüme gidiyor. AK Parti Alilerin ve Ayşelerin partisi, Alilerin ve Ayşelerin hitap edeceği bir parti diye Cumhurbaşkanı Erdoğan tanımlamıştı. Anladığım kadarıyla kabine değişikliğiyle de bu elde edilmeye sağlanacak. Siyasi ilişkilerin devamı parti içerisinde MKYK'nın geliştirmesiyle oluşturacak ve aynı zamanda bazı bakanlıklarda da yapılacak can suyuyla
bir değişim ortaya çıkacak. Çünkü biz bazı bakanların çok fazla teknokrat olduğunu ve yani 2 yıldır görevdeler, 2 yıldır görev süresi içerisinde daha hiç basına röportaj vermediğini biliyoruz. Şimdi bu ister istemez basınla ve vatandaşla arasına ilişki koyan bakanların gözden düşmesine neden olacak. Belki çok iyi bakanlıklar yapmış olabilirler teknik anlamda ama siyasetin işleyişi biraz daha farklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamaları da kabinede biraz daha siyaset yanlısı insanların görüleceği algısını ortaya çıkarmıştı. Bu bağlamda kabine değişikliği bekleniyor. Siyasi isimlerin ağırlıklı olacağı bekleniyor. Hatta bazıları 2023 yılına giderken yeni anayasanın da oluşturulabileceği uzlaşma hükümetinin kurulacağı, uzlaşma kabinesinin ortaya çıkacağını söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'den değil, AK Parti dışından isimlere de kabinede yer verebileceği konuşuluyor. Ama tabii bunlar sadece şimdilik yapılan analizler, ortada bir şey yok. Lakin kabinenin de değişeceği beklentisi en üst noktada. Muhtemelen en erken cuma olmadı önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü kabine değişikliği konusunda bir haber gelebilir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bəli, bizimle yayında Nişat Gündoğdu'ydu, araştırmacı, jurnalist ve o bugünkü kongresin önemi barədə danışırdı. Gözləyirik təxminən yerli vaxtla saat 11-də Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, bak məndən arxada gördüyünüz o məkanda çıxış eləyəcək və çox önəmli açıqlamalarının olacağı bildirilir. Önümüzdəki günlərdə isə Nazirlər Kabinetinin dəyişilmiş və yaxud da dəyişdirilməmiş əsas tərkibi ilə tanış olacaq. Real TV izləməkdə davam edir.